Merhaba. İyi akşamlar herkese. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Emira, Nasıl? how are you İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Teşekkürler. Okay. Gününüz. Fantastic. Güzel, yoğun, her zamanki gibi. Benim günüm gerçekten yoğun geçer. Sizden ne var? Hocam, sınavlardan sınavlara koşturuyoruz. Sınav haftası. Değil mi? Evet. Aynen öyle. Evet. Sınav haftası. Yoğun bir hafta. Güzel bir hafta. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim, Elmira. Benim burada takipçilerim çoğunlukla öğrencim. Yani öğrencilerim. Türkçe konuşmamı bilmiyorlar. They don't know I speak Turkish. Yani Türkçe konuştuğumu bilmiyorlar. Onun için bazıları için bir sürpriz olacak. Güzel. Okay, okay. Çok güzel. Harika. Evet, ben heyecanlıyım. Güzel bir akşam ve güzel bir aramızda bir güzel bir sohbet, güzel bir konuşma diliyorum. Umarım. Evet. Elmira, çok küçüktün, yıllar önce hatırlıyorum seni. Okulda koridorlarda koşuşturuyordun. Güzel. Öyle. Hocam yavaş yavaş toplandı herkes. Ya, toplanmaya devam edecekler. Hı. Herkes toplanırken yavaştan kendinizden bahsetmeye başlayabilir misiniz bize? Tabii. Aynı zamanda şöyle biraz bakabilirim. Ben notlarımı hazırladım bilgisayara. Ara sıra gözüm bu şekilde bakacak ama enteresan bir live olduğunu düşünüyorum. Instagram live ilk defa bu şekilde çıkıyorum. Enteresan. Artık bu şekilde oluyor genellikle iletişimlerimiz. Aynen. Dolayısıyla okay. Notlarım burada. Tam telefon arkasında olacak. Dolayısıyla bakacağım ara sıra. Tamam mı? Hani böyle bir de ses iyi geliyor mu? Buradan Gayet iyi geliyor. bizi dinleyenler ses iyi geliyor mu bu arada? Aa, Webcam diyor. dinleyicilerimiz çok güzel olur. Efendim? Dinleyicilerimiz seslerimiz iyi geliyor mu? Bir cevap yazabilirseniz çok güzel olur. Teşekkür Evet. ederim. Onlara da iyi gidiyor. Ses çok iyi geliyor. Tamam. Harika. Teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Benim adım Mohand Henry Fadıl. Sudan asıllıyım. Sudan'da doğdum. Ondan sonra ailecek İngiltere, Liverpool'a taşındık. Orada büyüdüm. 11 sene orada yaşadım. Eğitimim çoğunlukla İngiltere'de oldu. Liseden sonra üniversite Birmingham Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudum. Daha sonra Sudan'a gitmek zorunda kaldım. Çeşitli nedenlerden. Orada iken ikinci üniversitemi okudum. Hocamızın sesi düşük geliyor diye bir şey geldi. Acaba kulaklık mı taksam? Yine de ben bir normal. Deney. Tamam. Ses düşük geliyor dediler. Okay. Kulaklığı takıyorum. Bakalım. Ses nasıl şimdi? Daha iyi mi? Yok. Daha iyi geliyor mu bu arada? Teşekkürler. Sağ ol. Ben de sizi seviyorum. Teşekkürler. Mesajlar geliyor. Yağmaya devam ediyor. Okay. Sudan'da İngiliz öğretmenliği okudum oradayken. Ondan sonra aynı zamanda Sudan'dan İngiltere'ye gidiyordum, geliyordum o şekilde. Benim orada Sudan'da işte o zamanlarda malum
sene ya 2000 yılların başlarında savaş vardı. Dolayısıyla gidip geliyordum o şekilde. Aynı zamanda dünyayı gezmeye başladım. Master okudum. 2000 başladım. 2015 2005'te. O da Birmingham Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliğiyle ilgili ve İngilizce küçük lokal bölgelerde nasıl yetiştirebiliriz, nasıl okutabiliriz? Eğer çocuklar ellerinde yeterince malzeme yoksa kitap, tahta veya işte şimdi bu zamanlar akıllı tahta, o zamanlar normal bir tahta, sandalyeler yoktu. Onlara nasıl bir yardım, nasıl bir destekte bulunabiliriz? Böyle bir tez çalışmasını yaptım. Ondan sonra tabii ki gezerken İngiliz dili ve edebiyatı, daha sonra İngilizce öğretmenliği iş bulmak gerçekten İngiltere'de neredeyse mümkün değil. Çünkü benim gibi çok işe başvuran oluyor ve ayrıca İngiltere'de herkes İngilizce konuşuyor. Dolayısıyla iş bulmak zordu. Birkaç ülkeyi gezdim. Polonya'ya gittim. Ondan sonra Polonya'dan Amerika'ya gittim. Amerika'dan Meksika'ya. Meksika'da biraz çalıştım. Meksika'dan sonra Sudan'a döndüm. Sonra İngiltere. Daha sonra biraz dinlendim. Uzak Doğu'ya gittim. Tayland, Tayvan, Singapur, Vietnam. Ondan sonra Orta Doğu, Suudi Arabistan, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Aklıma şimdi gelmiyor. Kusura bakmayın. Ondan sonra o gezerken Mısır'a gittim. Oradan Abu Dhabi'den Mısır'a gittim. Mısır'dan sonra arkadaşım dediler ki Türkiye'ye neden gelmiyorsun? Türkiye'ye geldim, gelince ilk gelişim 98'deydi. O yıllar gençtim, küçüktüm. Bu ilk gidişimdi bu arada. Türkiye'ye gidip birkaç kere geldim, gittim. O da işte 2002'de, 2005'te, 2007'de o yıllarda gidip geliyordum o şekilde. Fakat baktım ki Türkiye bambaşka. Hani özellikle kariyer açısından ve İngilizcenin malum bir problem Türkiye'de. Onun için dedim ki Türkiye'de aslında kendi kariyerimi inşa edebilirim, başlatabilirim. O şekilde hiç aslında İngiltere'den çıkacağımı hiç düşünmüyordum. Fakat sağ olsun bir mentorum dedi ki aslında kalabalık olmayan yerde, fazla yarış olmayacak yerde sen de kendi kariyerini geliştirebilirsin demişti. O zamanlar dedim aslında Türkiye olabilir. O şekilde hikayem başladı Türkiye'de. Özel okullarla çalışmaya başladım. Ondan sonra yavaş yavaş birkaç tane özel okulda çalıştım. Bir okullardan bir tanesi zaten Elmira'nın senin gittiğin okulda. Ondan sonra sene 2008 sonlarına doğru doktorama başlatmıştım. İngilizce ve felsefe. İngilizce ve felsefe. English and philosophy diyelim. Ondan sonra 2012'de bitirmiştim. Sudan ve Florida Üniversitesi arasında. Evet, bu şekilde. Tabii ki o süre içerisinde çok şey gözlemledim, çok şey gördüm. Ve bununla ilgili aslında bugünkü konuşmamızda paylaşacağım bazı gözlemlerim olacak. Tabii ki bunlar benim kendi gözlemlerim. Bazılarına katılabilirsiniz, bazılarına katılmayabilirsiniz. Ama en azından bu konuyu en azından beraber açmış olacağız. Biraz önce Türkiye'nin İngilizce konusunda yeterli olmadığını söylediniz ve bu kadar ülke Evet. geldi. Peki Türkiye dünyada dil öğretim sıralamasında nerelerde sizin gözünüzde? Şöyle ben bir kaynak size vereyim. EF ya da EFE .com'a giderseniz EF Education First .com sitesi. Bu Education First'ın şirketi British Council'la beraber çalışıyor.
Ve orada aslında bütün dünyadaki bilgileri İngilizce ile ilgili bilgilerini topluyorlar. Oradan işte ister devlet okullarından ister özel okullarından bilgiler toplanıyor. Siteye girdiğiniz zaman yıllık rapor sunuluyor. Siteye gittiğinizde 2019 yılının raporunu göreceksiniz. Türkiye İngilizce konusunda 78. sırada geliyor. 78. sırada geliyor. Şehirler arasında Türkiye'de ikinci olarak İstanbul geliyor. Sanırım 76. sırada şehirler arası dünyada. 73. Ankara diye geliyor. Sanki Ankara biraz daha başarılı geliyor. Halbuki biz şöyle düşünüyoruz. İstanbul büyük bir şehir. İstanbul birinci olabilir ya da hatta İzmir ama hiçbiri aslında Ankara bu işte biraz az olsa bir çabası var ama dediğim gibi 73. Bayağı Anladım. gerideyiz bu konuda. Yani Türkiye bir ülke olarak İngilizce konusunda bayağı geride. Peki sorun nerede? Neden İngilizce öğretemiyoruz? Yani şuna şimdi yol açacağım. Şuna bir yol açacağım. Defalarca çevremden şöyle yorumlar geliyor. Ben İngilizce aslında üniversitede öğrendim. Eğer kişinin üniversitesi İngilizce gerektiriyorsa, ODTÜ atıyorum mesela, İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümü gerektiriyorsa hazırlık okunuyor. Ondan sonra diyor ki bana gelen yorumlar. Ben İngilizce hazırlıkta öğrendim. Halbuki hazırlıktan önce bir bakarsanız onca yıllar İngilizce de vardı. Yıllar önce dördüncü sınıftan da şimdi artık son yıllarda ikinci sınıftan itibaren başlayıp işte 11. sınıfa kadar gidiyor, değil mi? Ondan Evet. sonra kolej ve özel okullarda anaokulundan tutun ta 11. sınıf bazı sağlam kolejlerde 12. sınıfa kadar İngilizce isteniyor. Fakat böyle yorumlar geliyor. Ben üniversitede öğrendim. Sorun hakkında aslında şöyle söyleyeyim Elmira. 6 noktayı deneyeceğim. Tamam mı? 6 noktayı deneyeceğim. Ve her nokta aslında bir faktör. Bu İngilizceyi neden biz konuşamıyoruz Türkiye'de? Tamam mı? 6 noktayı değineceğim. O noktalar hepsi bir şey gösteriyor. Bir faktör olarak gösteriyor. Evet, yavaş yavaş ısınıyorum Elmira. Kendimi çok ciddi hissediyorum. Gözlükleri çıkartıyorum. Tamam mı? Kalpler için teşekkürler. Böyle şey tabii ki sanki televizyonda konuşuyor gibi olmasını istemiyorum ama rahat bir şekilde kendimi ifade etmek istiyorum. Dertleşmek istiyorum aslında. Türkiye'de bulunma nedenim şimdi tabii ki evliyim, iki çocuğum var. Onlar tabii ki ama onun dışında gerçekten İngilizceyi biz Türkiye'de nasıl öğretebiliriz? Amaçlarımdan bir tanesi bu. Dolayısıyla birinci nokta öğrenciye bakacağız. İkinci nokta öğretmene bakacağız. Üçüncü nokta tekst kitaplara bakacağız. Dördüncü nokta, öğretmenin kullandığı yöntemler, sınıf içerisindeki kullandığı yöntemler. Beşinci nokta, kullandığımız var olan ölçme değerlendirme, dili nasıl ölçüyoruz? Ve altıncı nokta, Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği müfredat ve kılavuz. Bunları tartışacağız. Şöyle bir şey, 3 Ocak Pazar günü bir seminere katılmıştım. Mehmet Yıldırım Özel Bey. Sahacı Liderlik semineri vardı. Bizim derneğimizde. Core Rotary. Ben bu arada Core Rotary'nin üyesiyim. Dernekte öyle bir sahici liderlik Türkiye için ne yapmamız gerekiyor diye bir konu açmıştı. Ve şöyle başladı. Dedi ki Türkiye'de 5 tane problem var dedi. Spor, sigara, kilo, kitap, en sonu ne İngiliz. sence?
İngilizce. Spor, sigara, kilo, kitap, İngilizce. Bunları söyleyince ben aman tanrım dedim ya, gerçekten yani İngilizce ciddi bir sıkıntı. Gerçekten ciddi bir sıkıntı Türkiye için. Aynen öyle. Dolayısıyla bu noktaları tek tek değineceğim bugün. Evet. Tamam. Evet, İngilizce görüyorum. Evet. Peki, birinci noktadan başlayayım mı Elmira? Başlayın. Tamam. Öğrenci hakkında konuşalım biraz. Tamam. Yani öğrenci hakkında biraz konuşalım. Sıkıntımız bir öğrenci, bir Türk öğrencisi İngilizce dersi görünce, ikinci sınıftan başlayıp, tamam mı? Veya herhangi bir sınıf İngilizce gördüğü zaman sınıfta görür ve sınıfta bir ders olarak görüyor. Tamam mı? Bir matematik, fen, hayat bilgisi. İngilizceyi bir ders olarak görüyor. Ve ders dışında İngilizce ciddi aktif bir rolü yok. Yani ders olarak görür, hatta çok ciddi bir şekilde dersi görür. Bazıları korkabilir. Ve ders bitince, hayata dönünce, gerçek hayata dönünce İngilizcenin aktif bir rolü yok. Burada dışarıdayken öğrenci yönlendirecek, itecek, düşündürecek faktörler yok. Onun için öğrenci şöyle düşünür Elmira. Normal Türkiye şartlarında İngilizce ile ilgili beni bağlayan bir konu yok ise demek ki İngilizce önemli değildir. Demek ki İngilizce önemli değildir. Fakat tabii ki burada bazı istisnalar var Elmira. Yani diyelim bu çocuk veya bir öğrenci Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde, Muğla bölgesinde yaşıyorsa ve eğer kendi kariyerini işte turizm şeklinde bir yol alacaksa, bu biraz burada çocuk veya öğrenci düşünebilir ve der ki İngilizce öğrenmem gerekiyor. Fakat İç Anadolu'ya gelince, Ankara'ya gelince öyle bir durum yok. Hala uyuyoruz, haberimiz yok. Şimdi birkaç tane örnek vereceğim. Ayberk, tamam mı? Ayberk, Muğla doğumlu. Babası emlakçı ve Fethiye'de kira veriyor İngilizlere. Ayberk'in babası diyor ki, Ayberk oğlum, büyünce, bu işi yapınca İngilizce gerekiyor. Ayberk dinliyor, babasının işin yerine gidiyor yazın her seferinde, her defa. Ve İngilizlerle görüşüyor, muhatap oluyor iç içe, haşır neşir oluyor. Ve Ayberk sonra bir gün ben Ayberk'i görüyorum ve İngiliz aksantı gibi, İngilizler gibi konuşuyor karşımda. Güzel değil mi? Okul dışında da bir gereksinim duyduğu için. Aynen öyle. Yani burada bir rolü var İngilizce. Ondan sonra Ayberk diyorum, senin aksantın Manchester. Manchester aksantı gibi. Biraz Cockney şeyin de var diyorum. Hiç İngiltere gittim. Hayır diyor. Hiç bulunmadım. Sadece o Muğla'daki, Fethiye bölgesindeki işte Dalyan'da bulunduğum bölgelerde kira verdiğim işte bölgelerdeki İngilizlerle hep haşır neşir bulunduğum için onun için öyle bir şeyim var. Bu Ayberk. Şimdi İrem'e gidelim. İrem 4 yıl İrem'i okuttum. Bundan hiç kendimle gurur duymuyorum. İrem sağlam bir kolejde okudu. Tamam mı? Kolej dediğimiz zaman ne anlamı? Ne gelir aklımıza? Para, değil mi? Zaman, efor, değil mi? İrem 12. sınıfı bitirdi. Özel üniversiteye geçti ve bir yerde takıldı. Bir yerde takıldı. İngilizceye ihtiyacım var. Beni aradı bir gün. Dedi ki, hocam ya, hatırlıyorum dedi, diyor beni. Sınıftayken biz yaramazlık yapıyorduk, bağırıyorduk, çağırıyorduk. Henry Hoca, sen bize kızıyordun. İşte İngilizce çok önemli, sizin haberiniz yok filan. Bir şeyler söylüyordun, anlatıyordun. Biz de ha 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 diyorduk ama şimdi anladım diyor. Şimdi artık farkına vardım. Çok geç biraz.
Ben de canım tamam, bunu şimdi zaten fark ettim. Bu zaten okey, geç onu anladık ama artık hala şeyim var. Yani bir hala bir şeyim var. Bir zamanın hala var. Hani geç değil. İrem ben galiba diyor. Bir sürü İrem var. İrem'in hikayesi. Tamam mı? Ki İrem burada orta seviyede, yani İngilizce ile ilgili işte bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sınav olduğu için katılmaya çalışıyor vesaire. Fakat bir yerde takıldı. Üniversite geçerken nasıl geçtiğini ben bilmiyorum. Geçtim diyor da. Fakat ben eminim ki benim İngilizcem yetersizdir. Ve artık bir yerlere geldi ki bir şey yapamıyor, doğru düzgün yazamıyor. Başka bir hikaye vereceğim. İmirhan, anaokulundan itibaren mezunluğuna kadar çok çok böyle ünlü bir kolejden mezun oluyor ve bir özel bir üniversiteye gidiyor ve hazırlık okuyor. Hazırlık okumak zorunda kalıyor. Emirhan sorunca, Emirhan neden hazırlık? Halbuki sen anaokulundan itibaren 12. sınıfa kadar okudun yani kolejde. Neden öyle oldu? Diyor ki işte bizim işte kötü bir, ben ilgisizdim İngilizce ilgili. Okey. Ondan sonra bizi işte düşük gruplara koydular bize. Hı, okey. Peki sen neden bir şey yapmadın? Ya işte öyle oldu. Ne yapayım? Bilmiyorum. Öyle oldu. Hı? İlgisini kaybetti. İlgisini kaybetti. Tabii ki burada konu biraz derinleşebilir. Fakat böyle bir olay var. Onun dışında senin örneğini vereceğim Elmira. Anaokulundan itibaren değil mi? Aynen. Özel okulların, özel okul. Ondan sonra lise, üniversite ve İngilizcem mükemmel. Bu arada şimdi sadece Türkçe konuşuyoruz. teşekkürler bu arada. Şimdi Türkçe konuşuyoruz ama Elmira ile konuşurken hep İngilizce konuştuk. Bu arada öğrencilerimle hiçbir zaman Türkçe konuşmuyorum. Bu da benim prensibim. Almira bunu da biliyor. Sadece buradaki live olduğu için herkesle beraber Türkçe konuşuyoruz. Şimdiye Peki. kadar hiç Türkçe konuşmamıştım. Yani öğrenciliğim boyunca. Bu Evet. dakika şimdi ilk Evet. kez konuşabildim. Enteresan değil mi? Aynen Okay. öyle. Şimdi hala öğrenci hakkında konuşuruz, değil mi? Evet. Peki, dedim ya, ciddi bir aktif bir rol yok dışarıda. İngilizce öğrenci için onu bağlayan ciddi aktif bir rol yok dışarıda. Dışarıda ne olabilir aslında? Ne yapabiliriz? Dışarıda bir öğrenci için bir kanal, İngilizce bir kanal olabilir. Program, yabancı programlar olabilir. Dergi olabilir. Magazin olabilir. Bunu kim diyor? Araştırmacılar diyor. Diyor ki eğer özellikle İngilizce Türkiye'de bir yabancı dil, yabancı. Buna çok iyi şey biraz düşünelim. İngilizce bir yabancı dil, yabancı. Efendim? Ötekileştiriyoruz. Evet. Bu yabancı kelimesi, tamam yabancı biliyorum evet. Bilinçaltına gidiyor. Bilinçaltı kapıları kapatıyor. Öğrenmek yok. Çünkü yabancılaştırıyoruz. Çünkü öteliyoruz. Değil mi? Yabancı diyoruz. Dolayısıyla dışarıda dergi, magazin ve bir TV programı olabilir. Evet. Notlara bakıyorum. Bu şekilde halkayı biraz en azından hani ilgi çekebiliriz. En azından bir kelime, bir deyim, bir sevdiğiniz bir karakter bize bir vizyon sunabilir. Bize bir düşünce sağlayabilir ve oradan başlayabiliriz. Tabii ki televizyon olursa, dergi ve magazin olursa tabii ki burada şöyle söyleyeyim. İngilizce, ama burada tabii ki buradaki yöneticiler buna bakacak, psikolojik anlamında olumlu bir şekilde etkileyecek. Yani gene de şey olmayacağız. İngiliz olmayacağız. Amerikalı olmayacağız.
Değil mi? Hala Türk'üz, ben Türk'üm. Ama sırf bu dili çözmek için dergi, televizyon ve magazin takip edebilirim. Başka bir ajanda olmaması gerekiyor. Tamam mı? Yani kendi ülkeme aa kötü vesaire şeklinde dedirtecek bir şey olmaması gerekiyor. Bunun dışında öğrenci konusuyla ilgili işte dedim ya İrem'in örneğini verdim. Burada bir bilinç konu söz konusu. Haberimiz yok. Yani bir öğrenci İngilizcenin ne kadar önemli olduğunu hayatında ileride çünkü kariyer sağlam bir kariyer sağlayabilir, sunabilir. Bilinç yok. Burada iş kime düşüyor? Öğretmene iş düşüyor. Rehber öğretmene de iş düşüyor. Burada hatırlatmamız gerekiyor. Bir rehber öğretmen, bir öğretmen. Onun dışında ilgili anne ve baba hatırlatmalıdır. İlgili anne ve baba hatırlatmalıdır. Ben öğrenci çocuğumu okula gönderiyorsam o sadece yetmiyor. Takip etmek gerekiyor. İngilizce ne durumda, ne halde? Oğlum bak, kızım bak, İngilizce gerçekten önemlidir. Bununla ilgili geleceğin için mutlaka bir faydası olacak. Peki, başka bir nokta değineceğim öğrenci için. Sonra bir sonraki noktaya geçeceğim. Alacağımız fikir, eğer öğrenci bu noktaları göze alırsa, öğrenci aslında nasıl öğreneceğini öğrenmiş olacak. Yani ilgilenmem gerekiyor, farkında olmam gerekiyor, dışarıda, sınıf dışında İngilizce ile ilgili bir aktivite yapmam gerekiyor ki bunları yaparken bu şartlar, bu noktalar oturduğu zaman ben demek ki kendi öğrenmemle ilgili sorumlu olmaya başladım. Sorumluluk bende olmaya başladı. Sorumluluk bende oluyor artık. Ve evet ben aslında bir dinleme yapmam gerekiyor. Aslında dinlesem de olabilir. Oyun da olabilir. İşte bir roman da olabilir. Bir program da olabilir. İşte Netflix'ten de bir dizi olabilir vesaire. Okay. Bu konuya değinmişken size bir şey sormak istiyorum. Evet. Genellikle insanlar işte pronunciation'ım kötü vesaire gibi nedenlerden dolayı konuşmaktan çekiniyorlar İngilizce konuşmak. Peki spelling ve pronunciation'ı nasıl daha iyi bir hale getirebilirler? Yani nasıl daha iyi konuşabiliriz, nasıl daha iyi yazabiliriz? Buna biraz değinebilir misin? Tabii ki. Şimdi iki nokta var Almira. Kaçınıyor pronunciation. Yani telaffuz etmekten biraz çekilme var. Bu da özgüvene bağlı. Burada eğer çekiniyorsam demek ki hata yapmaktan korkuyorum. Değil mi? Aynen öyle. İki şey yapabiliriz. Biraz kalbimi daha güçlü tutayım. Bol bol hata yapayım öğrenene kadar. Bu bir çocuk dünyaya gelen yeni bir çocuk gibi düşünelim. Hemen bir çocuk dünyaya geldiği zaman yürüyemez. Değil mi? Yavaş yavaş dönebilir, kalkabilir, işte emekleyebilir, sonra kalkabilir. O şekilde devam eder. Bu bir yöntem. İkinci yöntem sadece gözlemlemek. Bol bol gözlemleyeyim. Ve şöyle bir şeyimiz var biz insanlar, farkındayız ya da farkında değiliz. Gördüğümüz her şey aslında şeyini yapabiliriz, benzeri yapabiliriz. Görüyoruz gözlerimizle, beynimize vuruyor, onu görebiliyoruz ve onun gibi yapabiliriz. Türkçeyi ben nasıl öğrendim? Tabii ki yabancı dillere gittim, Hacettepe Üniversitesi'nde orada bir sene okudum. Korkuttular beni. Ama onun dışında oradan çıktım ben, Kızılay'a gittim ve insanları gözlemledim. Nasıl insanlar nasıl konuşuyor? Ya Türkler nasıl konuşuyor? Nasıl yürüyor? Nasıl yemek yiyorlar? Nasıl itiraz ediyorlar? Nasıl kızıyorlar? Nasıl mutlu oluyorlar? Nasıl Daha hareket ediyorlar? İnceleyerek, dilden çok insanlara odaklanarak. Evet, yani fakat burada en önemli şey seçeceğiniz rol model önemli.
Yani size uygun bir rol model seçmenizi tavsiye edeceğim. Yani mesela örnek, hani yanlış örnek şöyle olabilir. Bir adam ama mesela rol model bir ünlü bir atıyorum Hülya Avşar. Düzgün bir rol model olmayabilir çünkü onun gibi konuşmaya başlayabilir. Hoş olmayabilir. Düzgün veya uygun bir rol model olabilir ki onu gözlemleyeyim, takip edeyim, onun gibi konuşayım. O şekilde spelling ve pronunciation yavaş yavaş çıkabilir. Adım adım. Onun dışında ses kayıt olabilir. Hani bu taklit yaparken ses kaydı, telefonunuzdan ses kaydınızı açabilirsiniz ve dinleyebilirsiniz. Ondan sonra tekrar edebilirsiniz onun gibi. Yavaş yavaş bu pronunciation ve spelling düzelebilir. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Şimdi öğretmene geçmek istiyorum. Şimdi öğrenciyi konuştuk. Öğretmene geçmek istiyorum. Kısaca öğretmen mezun oluyor. Biz öğretmenimiz. Büyük hayallerle bazıları mezun oluyor. Ondan sonra ben öğretmenlik yapacağım. Fakat gördüğü gerçeklik, eğitim gerçeği farklı. Öğretmenden beklenti, İngilizce öğretmenden, aslında genel bütün öğretmenler için ama İngilizce öğretmenden de beklenti acayip enteresan, çok farklı. Beklenti çok. Sistem var, sistem içerisinde skor, puan var. İngilizce öğretmeni diyor ki hani biz konuşturacağız, şarkıyı söyleyeceğiz, dans edeceğiz ama sınav var. Skor var. Ne yapmam gerekiyor? Bir öğretmen kafasında bir şeyler değişmeye başlıyor. Döngüler değişiyor. O zaman farklı bir hikaye var. O hikayeye göre oynamam gerekiyor demek. Çünkü baskı var. Hazırlamam gerekiyor. Sınava hazırlamam gerekiyor. Kelime ezberleteceğim. Şunu yapacağım, bunu edeceğim şeklinde. Bu devlette ise koleje gelelim, baskı 5 kat, 10 kat oluyor. Hem konuşturacağız, hem iyi puan olması gerekiyor. Dolayısıyla burada öğretmen nerede, ne yapayım, nerede oynayayım, nasıl hareket etmem gerektiğini şaşırıyor. Dolayısıyla öğretmen üzerinde ciddi bir baskı var. Çünkü yüksek puanlar olması gerekiyor ki öbür derslerde ve İngilizce'de eğer biz yüksek puan istiyorsak İngilizce bu şekilde gitmiyor. İngilizce öğrenmek uzun uzun bir yol. Böyle kısa yollarla olmuyor. O zaman demek ki bir sınavı hazırlayacaksam demek ki sadece kelime ezberleteceğim, okutmayı hemen bir şekilde öğreteceğim ki bir sınav soruna göre hazırlatacağım. Ha, şunlar bir öğrense zaten yeterli. Ders hazırlığım bu şekilde olacak. Bitti artık. Ne yapalım? Zaten gün çok uzun, çok yoğun ve çok yorucu oluyor. Ne yapayım? O zaman okulun veya işte devletin istediğini yapayım. Bitti. Ama maalesef bakıyoruz genel olarak korkunç bir sonuç ortaya çıkıyor. Çünkü ben ona bırakıyorum, o da ona bırakıyor. Ben de ona bırakıyorum, o da hesap soruyor benden. Ben de hesap soruyorum, ben de yapıyorum. Ondan sonra kayıplarda oluyoruz. Birazcık yani konuk daha çok sistemin de biraz suçu. Sistem öğretmeni çok etkiliyor. Dedim ya az önce. Ben mezun olduğum İngilizce öğretmenliği çok seviyorum. Fakat bir gerçeklik var ve bakıyorum ki evet aslında sınava hazırlamam gerekiyor vesaire. Bunun dışında şöyle bir şey var öğretmen için bilgilerini tazelemesi gerekiyor. Yöntemleri biraz geliştirmesi gerekiyor. Güncel durmak gerekiyor. Evet, güncel durmak gerekiyor. Dolayısıyla bu üretmen noktasına biraz daha ileride ölçme değerlendirme, takip etme konusunda biraz tekrar değineceğim. Şimdi üçüncü noktaya geçeceğim.
Kitaplar. Kitaplar, kitaplar, kitaplar. Textbooklar. Bunlar enteresan. Enteresan bir faktör. Ben neden söyleyeyim size? Çünkü 41 yaşındayım. Devlet Milli Eğitim Bakanlığı için iki kitap yazdım. Fakat okutulmuyor. Özel olarak kullanılıyor. Kibi Yayınevi için. Onun dışında özel olarak bunlar benim kitaplarım. Bunlar özel bir yayınevi için. Yurt dışında ve Türkiye'de. Bunlar benim kızım ve oğlumdan sonra 4 tane bebeğim, çocuğum. Tamam mı? Onları ben yazdım. Bir skills kitabı olarak. Peki, kitaplar sıkıntı. Kitapların problemi ne? Kitaplar, biliyor musunuz? Ben bu kitabı yazmam için dediler ki, Henry, mesela ben 5 tane konu dedim. Tamam, birinci kitap için 5 tane konu dedim ki çok çok daha önemli. Dediler ki, Henry, kitaptaki konular çok az, biraz daha artıralım. Peki o artırmam gerekenleri sanki ikinci kitaba yazmam gerekiyor. Hayır. Çünkü biz baskıya girince baskı şöyle bir rakam bekliyor. Bakın bu çok önemli bir detay. 126 sayfa olması gerekiyor. Dedim ki peki bu kitabın içeriğiyle ilgili öğrenci, o yaştaki öğrenci her şey kavramamış olabilir. Yok. Kurallar böyle. Demek ki İngilizce kitaplarında baskıcılar karar veriyor. Eğitimciler karar veremiyor. Veya yayın evi karar veriyor. Yayın evi karar veriyor. Dinleyicilerin arasından bir soru geldi. Kitabın adını ve içeriğini soruyorlar. Tweak your English. Tweak your English. Skills Material by Colibri Education. Shout out at Colibri Education. Colibri Education kitabı bastı. Bir skills kitabı. Birinci sınıflar veya ikinci sınıftan itibaren ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sınıfa kadar gidiyor. Mesele ne? Kitap. Tamam diyelim. Okey. 126 sayfa. İşte Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarından bir tanesine bakarsanız 300 sayfa var. Ben bakınca korktum yani. Dedim ki aman bunları nasıl okutacağız çocuklara? Biz dil üretiyoruz. Dil. Şimdi bir de bu kitabı hadi bakalım verelim çocuklara. Veli, geri dönütlerden bir tanesi Veli için kitap bitmemiştir. Kitap bitmediyse demek ki öğretmeniniz bir şey yapmamıştır. Demek. Kitap bitmediyse demek ki eğitim olmamıştır. Halbuki diyelim tamam böyle bir gerçek varsa umarım ileride değişir. Ben öğretmen olarak karar verebilirsem, okulla beraber, zümremle beraber karar verebilirsek diyelim X kitabı için, bütün kitabı vermek zorunda değiliz ki. Kitap bir araçtır. Kitap sadece bir araçtır. Bu kadar. Kitabı bitirmek sayfa sayfa hiçbir şey ifade etmiyor. Hiçbir şey ifade etmiyor. Kitabın içerisinden ben çocuklarıma veya öğrencilerime nasıl bir fayda sağlayabilirim? Nasıl İngilizceyi sevdirebilirim? Nasıl konuşturabilirim? Nasıl yazı yazdırabilirim? Nasıl İngilizce bir şiir yazdırabilirim? Tamam mı? Kitap bir araçtır. Ayrıca kitap, tekrar tutacağım. Ne kadar kötü olsa bile, yani sıkıntılardan bir tanesi, bütün kitaplar mükemmel değil, asla. Mükemmel bir kitap yok, İngilizce kitabı. Mükemmel bir kitap yok. Öğretmenin elinde, bu iş öğretmen elinde. Kitap ne kadar kötü olsa bile, ne kadar kötü olsa olsun, onu cennete çevirebilir. Nasıl? Güzel bir ders hazırlığı yapabilir öğretmenimiz. Etkinliği ve aktiviteyi güzel bir şekilde sunabilir. Eğer kitap kuru kuru gösteriyorsa. Dolayısıyla burada çok önemli. Kitap bir araçtır. Biraz şeyi deneyeceğim. Bu kitap muhabbetiyle ilgili. Yayın evleri. Kitabı sunanlar kim? Yayın evleri. Değil mi? Yayın evler. İngilizce için Türkiye'de
büyük yayın evler var. Oxford var, Pearson var, Cambridge var. National Geographic var, bilmem ne. Okullar, özellikle özel okullar. Biz işte X yayın eviyle çalışıyoruz vesaire. Bu kitaplarını kullanıyoruz. Sanki kitap çocuğu konuşturacak. Sanki kitap başarıya ulaştıracak bize. Ve ben diyeceğim ki burada kitap hiçbir zaman dediğim gibi bir araç. Hiçbir yere götürmez. Eğer burada itkenler ve faktörler, öğrenci hareket edecek burada. Öğretmen var, değil mi? Bir araçtır. Ve bir faktör. Dolayısıyla buna çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Tavsiyem burada, ister devlet okulu, ister kolej için kendi materyalinizi kendinizi oluşturun. Ona göre istediğiniz kitabı seçebilirsiniz. Kendi müfredatlarınızı oluşturun. Bir yayın evi muhabbetine yapmayın. Yani sizi yönlendirmesinler. Sesim geliyor mu bu arada? Evet, sesiniz geliyor ama görüntünüz dondu şu an. Benimki de dondu mu bilmiyorum ama. Sesimi duyabiliyor musun? Evet. Evet. Geldi. Tamam, geldi. Geldi. Stop sharing video with... Nope. Herhalde Instagram Live biraz durdu, değil mi? Okay. Çok kısa bir kesinti yaşadık büyük ihtimalle. Tamam. Okay. Kitaplar veya sunan yayın evleri için kitap bir araçtır. Bir yayın evi bir öğretmene yönlendirmemeli. Kısaca. Öğretmen kendi öğrencisini bilir. Ve ona göre öğrenci için hangisi daha iyi, hangisi daha uygun şeklinde sorumludur. Dolayısıyla üçüncü noktamızı böyle bitirmiş olacağız. Bu kitap. Araya gireceğim. Türkçem için özür dilerim. Yanlış da konuşabilirim. I'm not perfect. arayı şöyle söyleyeceğim. Türkçe temel 1, temel 2, orta 1, orta 2, yüksek 1, yüksek 2. Hacettepe yabancı dillerde okudum. O şekilde. Ama hala Türkçemi sağlam tutmam için sürekli kitap okumam gerekiyor. Kitap okumam gerekiyor. Şiir dinlemem gerekiyor. Veya şiir okumam gerekiyor. Teşekkürler. Sağ ol. Şimdi efendim. Daha demin konuştuğumuz şu herkesin kendini kısıtlama konusu vardı ya, o konuyla alakalı bir soru geldi. Eğer evet. O soruyu alayım. Bu psikolojik eşik Türk insanında çok büyük sıkıntı. Bununla Hı-hı. ilgili hoca ne öneriyor diye soruyorlar. Psikolojik eşik ne demek? Eşikten kastım. Açıklar mısınız? Kendini şey yapıyor. Ay ben konuşamam. Ay ben evet. Kendim... Evet. Bunu Cem Yılmaz cevabını vermişti. Fundamentals. Hatırlar mısınız? Fundamentals'ı stand-up show'u izlemenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz kesinlikle. Diyor ki Türk toplumu bir mükemmeliyet peşinde. Mükemmeliz. Ben mükemmelim. Yani her şeyde dört dörtlük olmam gerekiyor. Öyle bir şey olamaz dil için. Dil için yani böyle ben İngilizce hop, I can't speak English ya da I know Kung Fu, değil mi? Öyle bir şey yok. İngilizce ile İngilizce bir bebek gibi düşünün. Tamam mı? Bir bebek gibi düşünün. Geliyor bebek, yatıyor. Tamam mı? Ondan sonra beslemeniz gerekiyor. Değil mi? Okuyacaksınız, dinleyeceksiniz. Değil mi? Konuşacaksınız, yazacaksınız. Konuşamıyorsanız ağlayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. O gaz gidecek yine de. Yani değil mi? Süreç olduğunu kavramamız gerekiyor. Evet. Hata yapmaktan çok çekiliyoruz. İnanılmaz. Yani ben öğrencilerime sürekli söylüyorum. Bir işte online derslerinde, offline vesaire ders yaparken, oh I'm sorry. I made a mistake. Don't be sorry. Üzülmeyin.
That's why you're kafa here. Yapın. Yes. Öğrenmek için. Aynen. Kesinlikle. Hata yapmanız gerekiyor ki öğrenebiliniz. Ya yani öğrenebilin. Doğru mu? Ya yani öğrenebilirsiniz ya da öğrenebilsinler. Hata yapmaktan korkmayalım. Düşeceğiz, 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 kalkacağız. Düşeceğiz, kalkacağız ve sıkılmadan ve yılmadan. Yabancı dil, İngilizcenin yolu uzun. Kısa yollara başvurmanız tavsiye etmem. Sağlıklı değil. Teşekkürler. Teşekkürler. Bu şey, buradaki yorumlar dikkatimi şey yapıyor. Teşekkür ettim. Çok sağ ol. Şimdiki noktaya geçeceğim. Şimdi biz ne dedik ilk başta? Öğrenci dedik, değil mi? Öğretmen. Sonra? Öğretmen. Öğretmen. En sonda kitaplar. Yani kitaplar. Kitaplar dedik. Evet. Şimdi metodolojiye geleceğiz. Son sorunuz İngilizce sorsanız ve Henry hocamız İngilizce cevaplasana. Aa, süper. Evet. Güzel. Tamam. Bunları hepsini geleceğiz tek tek. Metodolojiye geleceğim. Ve kısa tutmaya çalışacağım. Kısaca. Bunu herkes biliyor. Bunu herkes biliyor. Bunu herkes biliyor. Bunu herkes biliyor. Gramer öğretiliyor, değil mi? Yani İngilizce için gramer öğretiyoruz. Dil bilgisi çevirisini yapıyoruz. Hı-hı. İngilizce konuşurken duymayı çok isteriz diyorlar. So you want me to speak in English, right? Okay. What if I do that later? Is that all right? Okay. Evet, İdam, söyleyeceğim. Metodlara, evet, metodlara geleceğim. Metodlara geleceğim. Şöyle bir araştırma yapıldı. Pamukkale Üniversitesi 44 öğretmen bir araştırma yapıldı. Türkiye tarafından ama çoğunlukla Trabzon Üniversitesi'nden, Karadeniz'den yapıldı. Hazırlıkta üniversite. Tamam mı? Araştırma neyle ilgili? Biz şimdi hazırlıktaki öğrencilere İngilizceyi işte hem deneyeceğiz, Türkçe anlatacağız. Ders, yani İngilizce dersi Türkçe anlatacağız. Tamam mı? Bir grup o. Diğer grup İngilizce dersi İngilizce olarak anlatacağız sadece. Kesinlikle Türkçe yok. Tamam. Şöyle bir şey var. Bu Türkçe dersi anlatacak. Yani Türkçe anlatacak İngilizce dersi. Bu İngilizce. İlk başta bu inanılmaz bir şekilde yükseldi. Yani dersteki memnuniyet, öğrenci memnuniyeti, kabiliyet, katılım vesaire müthiş. Bu hala aşağıda. Müthiş bir katılım. Memnuniyet anketi de yapıldı. Öğretmenden çok memnunuz vesaire. Bu ilk başta bu şekilde ilerledi. Yalnız bu çok yavaş ilerliyordu sene içerisinde. İnanılmaz yavaş. Kaplumbağa gibi ilerliyor. Şey hikayesi gibi. Tavşan ve kaplumbağa. Tamam mı? Daha sonra yavaş yavaş bir öğrencilerle ilgili dışarıdan birkaç tane yabancı öğretmen ve yabancı öğrenciler de geldi ve oturdular beraber ve bir diyalog içinde girdiler. İçine girdiler. İşte kültürel şeyler, yiyecek, dans, hobiler, aktiviteler neler yapılıyor. Buradaki grup inanılmaz bir şekilde bir ivme ile yukarıya çıktı. Bunlar korktu. Biraz çekildiler. Şeyi görebiliyor muyuz? Görebiliyor muyuz? Evet, Bu işin kısa. Evet, yani bu işin kısa yolu yok. Burada şu araştırma şunu gösteriyor. Evet, öğrencinizi kendinizi sevdirebilirsiniz, dersi de sevdirebilirsiniz. Fakat bir sonuç almak için ancak siz sınavı hazırlayacaksınız bir sonuç alabilirsiniz. Fakat günlük bir hayatta İngilizce ile ilgili birileriyle konuşmalarını istiyorsanız soru işareti.
ilgileri değişiyor. Yani buradaki öğrencilerin ilgilerine göre çok ilgiliyse belki deneyebilir. Buradaki grup çok sıkkındı. Ders güzel gitmiyor, monoton. Öğretmeni anlamadılar, sevelim mi sevmeyelim mi? Değil mi? Ama daha sonra o kadar verdi ki öğretmenlere. Öğretmen onlara sürekli bir task verdi, bir çalışma verdi, konuşturdu. Konuşma ödevi verdi. Yavaş yavaş buradaki ekip, buradaki öğrenciler ciddi bir ivme sağladılar ve istedikleri sonucu alabildiler. Sonra o kadar yorulduk, o kadar bıkkınlık, o kadar şey yaşadık, zorluklar yaşadık. Sonuç alabiliyoruz demek. Enteresan. Demek ki Hollywood filmi olması gerekmiyor. Yani hayat bir Hollywood filmi değil aslında. Değil mi? İşte sorun oluyor, ondan sonra kahraman bir şeyler yapmaya çalışıyor. Uğraşıyor, ondan sonra mutlu son veya işte vesaire. Hayatta öyle değil. Hayatta sürekli bir mücadele olması gerekiyor. Sürekli bir gerekirse, yol kapanırsa başka bir yola bakmam gerekiyor. Hayat bitmiş anlamına gelmiyor. Ya da aniden bir kahraman gelip de yolu açacak bana gibi bir şey yok. Değil mi? Niyet çok önemli ve eleştirel zekayı geliştirmemiz gerekiyor ki yolumuzu bulalım kendimiz. Şimdi metodoloji ile ilgili ben size bir şey anlatacağım. Bunun bir görselliği göstereceğim size. İngilizce dersinde input, İngilizce dersinde. Bu arada kaç tane İngilizce'de kaç tane becerimiz var? Chat'teki arkadaşlarımız kaç tane becerimiz var genel olarak? Kaç Write, tane be reading, Evet. vocab, Reading. Vocabulary subskill olabiliyor. Subskill. speaking, Yani reading. speaking and listening. Yes, and writing. Bravo. Şimdi, 4, evet. 4. Input. Input bir girdi, tamam mı? İngilizce'de girdi ne demek? Okuma ve dinleme. Değil mi? Okuyorum, okuyorum ve dinliyorum. Bu bir girdi. Çıktıysa, çıktığı için, evet. Output. İşte ben anlıyorum ama konuşamıyorum. Output çıktı. Konuşma ve yazma. Şimdi bu vereceğim araştırma metodolojisiyle ilgili. Pollination. Yeni Zelandalı bir İngilizce öğretmeni ve araştırmacı. Tamam mı? Biz mi sevmedik? tamam bekle. Bekle anlatıyorum. Şimdi problem ne metodolojide? Problem şu. Çok girdi var. Çok girdi var. Çok. Doldur. 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 Ağzımda. Boğazıma kadar. Yok doldur doldur yetmiyor. Hadi. İkinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf. Doldur doldur doldur. Tamam mı? O aman aman çocuklar okusun. Aman aman işte dinleme bilmiyor ama çok çok okuma yapılıyor ve tabii ki bunun altında bu arada girdiğiyle altında da işte kelime oluyor ve gramer oluyor, tamam mı? Tamam mı? Fakat bir outletimiz çok az. Outletimiz çok az. Konuşma ve yazma. Hele yazma. Bununla ilgili daha sonra da ben anlatacağım. Dolayısıyla şöyle düşünün, bir İngilizce öğretmen sınıfa girer, presentation yapar, yani dersi anlatır. O bir input. Ben dersi anlatacağım. Tamam mı? Ders anlatıyorum. İşte bugün işte diyelim hava durumu anlatıyor. Ondan sonra orada bir text var, okuma var, olur. Diyor ki işleştirme var, tamam. Kelimeler var, vocabulary. Yine de input, değil mi? Dinleme var, dinliyoruz. Aha, şarkı da var. Evet, input. Doldurduk. Doldur abi. Dolduruyorsun. Peki, doldurdun mu? Boşaltacak mıyız?
Outlet var mı? Çıkış var mı? Çıkış olması gerekiyor. Onun Evet. için, evet, onun için ben yani şimdiye kadar kaç sene Türkiye'de? Ben anlıyorum ama konuşamıyorum. Nedeni bu. Aa, Çünkü konuşma için ödev vermemiz gerekiyor. Konuşma için konu vermemiz gerekiyor ki öğrenci düşünsün, bir şeyler söyleyebilsin. Output için o konuşmalar. Output için yazı yazdırmamız gerekiyor. Yazı yazdırmamız gerekiyor. Yazı yazdırmamız gerekiyor. Peki, nasıl yazdıracağız? Bak ben sana bir şey söyleyeceğim Elmira. Hacettepe Yabancı Diller Üniversitesi okudu, Yabancı Diller bölümünde okurken bize hocamız dedi ki işte konuyla ilgili bize bir deyim verdi. Bunu bir işte writing yapacaksınız, yazı yazacaksınız dedi. Ben gittim eve. Onun yanında başka ödevler vardı. O diğer ödevlerini hepsini yaptım. Yazma girince düşündüm acaba ne yapabilirim? Düşündüm. Bir şey yapmadım, yazmadım. Yazmadım. Tamam mı? Şimdi ben söyleyeceğim İngilizce hocaları neden writing yapmıyor? Ben söyleyeyim size. Çünkü biliyor ki öğrenci yapmaz. Yapmıyorsa ben niye vereyim ki diyor. Öyle mi? Peki. O zaman ne dersiniz? In class writing yapın. Yani sınıf içerisinde. Sınıf saatlerinde mesela yani ders saatlerinde writing'i yapın o saatlerde. Sınıf içerisinde. Nedenini söyleyeyim. Çünkü şimdi düşünün. Bir yazı yazacaksınız. Türkçe. Kendi ana dilinizde. Veya bir e-mail yazacaksınız. Çok önemli bir e-mail. İş başvurusu. Patrona yazacaksınız. Ya da arkadaş değil de. Yani sizden böyle diyelim patron. Ve güzel görünmek istiyorsunuz kendi dilinizle. Ne yapıyorsunuz? Oturuyorsunuz, kurguluyorsunuz değil mi? Kafanızı görüyorsunuz. Birkaç tane şey var, aşama var. Ona piramit diyoruz. Tamam mı? Yazma piramidi var. İşte düşünüyorsun hangi kelimeler yazacağız? Ondan sonra hangi üslupla yaklaşacağız? Ondan sonra hangi kelimeleri şey yapacağım? Ondan sonra bitirdim, yazdım mı? Editlemem gerekiyor. Hata var mı? Belki birini gösterebilirim. Pair sharing olabilir, değil mi? O aşamalar aşılmadığı için sınıf içerisinde öğretmen bunu göstermediği için öğrenciye ne oluyor? Evde çocuk nasıl veya öğrenci nasıl yapabilir ki? Bunu sınıfta yapmamız gerekiyor. Writing. Araştırma şunu gösteriyor. Öğrenci veya öğrenen özellikle Türkiye EFL diyoruz. English as Foreign Language. Yabancı dil olarak İngilizce Türkiye'de bildiğimiz için yazmak konuşmaya yol açıyor ve düşünceye yol açıyor. Şöyle bir tavsiyem var. Türkiye için söylüyorum. İster devlet okulu, ister özel okul, hiç fark etmez. Haftada kaç tane ders veriyorsanız verin. O dersler içerisinde. Eğer siz bir writing vermiyorsanız ya da yeri yoksa ya da konuşma için yeri yoksa input aşamasında takılmış oluyorsunuz. Çünkü bir Output'umuz yok. output evet output'unuz yok. Yani bu nasıl söyleyeyim? Böyle bir alışılmış bir şey bu. Bir yıl içerisinde bakın. Yıl sonunda hep ne geliyor? İşte Black Friday. Yok işte artık stokları boşaltalım. Değil mi? Artık indirimler olsun. İşte değil mi? Aklınıza ne geliyorsa hepsi burada. Trendyol. Niye stokları boşaltıyor? Bir çıktı olsun. Bir çıkartmamız gerekiyor. Bu yapılmadığı zaman sil baştan her seferinde oluyor çocuklarda. Hala simple present tense öğretemiyoruz ya. Hala present continuous öğretemiyoruz. Hala doğru düzgün böyle simple, kolay bir cümle yazdıramıyoruz. Yani genel olarak söylüyorum. Dolayısıyla benim burada tavsiyem metodolojiye ve şeye dikkat etmemiz gerekiyor.
kitap bitirmek zorunda değiliz. Bunu hep beraber çalışmamız gerekiyor. Lesson planı olmazsa olmaz. Bir meslektaşım, çok sevdiğim bir beyefendi demişti ki, yıllar önce Türkiye'de öğretmenler mutlaka ders planı yazıyordu. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmelerinden zorunlu tutuyordu. Ve bunu amirine veya zümre başkanına göstermek gerekiyor ki imza atacak. Bu yönetmeyi kaldırmış Milli Eğitim Bakanlığı. Halbuki bu çok önemli. Öğretmenin şey tutar bu. Ben o zaman lesson planı yapmam gerekiyor. Ders planımı yapmam gerekiyor. Hadi. Ben ne verebilirim, ne vermeyeyim, hangisi önemli? O zaman konuşma için veya yazma için yer verebilecek miyim? Değil mi? Yazmayla ilgili son bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ders içerisinde dedik ya. Verelim. Peki. Öğretmen diyor ki kitap bitmiyor. Çok okuma var, çok dinleme var. Çok kelime var. Ne yapmamız gerekiyor? Şöyle yapın. Biz genellikle gramer veriyoruz. genellikle ödev olarak ne veriyoruz? İşte workbook, çalışma defteri, çalışma kitabından ödev veriyoruz. İşte eşleştirme, boşluk doldurma, kelime çalışması bilmem ne. Değil mi? Ya o zaman siz bunu ödeve vermeyin. Okuma var. Tabii ki okuma, sürekli çocuklar okuması gerekiyor. Writing için, konuşma için, yer açmanız için sınıfta yapın ki o diğerleri sınıfta yapmayın. Yani mesela o gramer çalışması veya workbook'u derste yapmayın. O boşlukları doldurmayın. Öğrenci yapsın. Bunlar çünkü drills, mekanik şeyler. Siz yapmayın. Öğrenci düşünsün bari. Düşündürelim. Ve o beceriler için özellikle output ya da işte ne diyoruz ona? Üretim artık input için giriş diyoruz. Girdi diyoruz değil mi? Evet. Yani alıyorsun. Output için bunu da üretmek, dil üretmek. Tamam mı? Dil almak, input, girdi. Dil üretmek. Dil üretmek için sınıfta bir yol şey yapalım, yer açalım. Ve sadece bu arada speaking veya writing için bir yabancı öğretmene bağlı tutmayın. Nedenini söyleyeyim. İlk yılları bir özel okulda speaking teacher Henry Fadel. Okay. Okay. Sonra sınıflara girdim. Sonra baktım ki sınıftan sınıfa zıplıyorum. Tamam mı? Bütün okulu verdiler bana. Ve bir ders. Kendimi bir şey gibi hissettim. Ünlü gibi hissettim. Çünkü sınıflara giriyorum öğrenciler. Hey, Mr. Faro! Tabii ki şimdi komik. Yani ama o zamanlar ben hoşnut değildim yani. Müdür beye gittim hemen dedim. Valla ben kendimi yani zıplıyorum dedim sınıftan sınıfa. Hiçbir faydasını görmüyorum dedim. Lütfen konuşma becerisini bana bırakmayın sadece. Diğer öğretmenlerle. Yani sanki Henry sadece konuşma yapacak. Yani Henry ile İngilizce konuşursunuz. sanki Türk öğretmenle konuşma yapılmayacak mı? Tabii ki yapılacak. Yapılıyor da ama sonuçta her şey bir algı. Ve o algıyı dedim biraz bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ben ana derslerden de almak istiyorum dedim. Yavaş yavaş tabii ki bunlar değişti. Çünkü evet yabancı öğretmen hemen speaking verelim. Ben buna katılmıyorum. Yabancı öğretmen varsa bunu da bölüştürün paylaştırın diğer derste. Yani main course'tan, ana dersten paylaştırın ki yabancı öğretmeni reading'de görsün, okumada görsün, dinlemede görsün, tepkilerini incelesin. O şekilde. Şimdi dört noktayı bitirdim. Nasıl gidiyoruz, nasıl ilerliyoruz bu arada? Gayet iyi gidiyoruz. İyi gidiyor muyuz? Şimdi ilk başta ne dedik? Öğrenci dedik. Öğretmen. Sonra, öğretmen. Sonra? Kitap, sistem ve en sonunda metodolojiden bahsettik. Metodoloji, sistem. Kitap ve metodoloji. Şimdi
Ölçme değerlendirme. Aslında ölçme değerlendirme ile ilgili. Az önce yani 10 dakika önce sen bana sordun ve dedin ki Türkiye nerede? Değil mi? Ben size 78. sırada geliyor. Yani o da dil uzmanlığı ile ilgili ve ülke nasıl bana dile yaklaşıyor. 78. arkadaşlar ve yayındaki izleyenler lütfen ef.com'a gidin ve orada 2019 raporu var. 2019 report'a bakın. Orada lütfen inceleyin. Orada 78. gösteriyor. Biz doğru bir şey yapmıyoruz gerçekten. İngilizce ile ilgili doğru şeyi yapmıyoruz. Ve raporun incelemesinde göreceksiniz ki burada işte sistemin beklediği başka bir şey ama İngilizce çok istiyor. Ve onun dışında farklı bir işte sınavlar ve beklentiler var. Yani Türkiye olarak başka bir şey istiyor. Biz İngilizce istiyoruz, evet. Konuşalım, yazalım, onu yapalım, onu edelim ama beklenti başka. Onu da değineceğim sonra. Şimdi bir noktaya geçiyorum. O da öğretmene çok bağlıyor ve bir nevi okulu da bağlıyor. Öğretmen okul diyelim beraber. Hatta şöyle. Öğretmen okul veli ölçme değerlendirme. Öğretmen okul veli. Şimdi şöyle şuna gelelim. Malum ilk başta bunu anlattım. Türkiye'de işte öğretmen mezun oluyor ve geliyor ki başka bir realite var. İngilizce ben nasıl okutacağım? Çünkü beklenti var, sınavlar var vesaire. Burada okul yetkilileri ve anne babalar iyi okulların yüksek not alan okullar olduğuna inanıyor. İşte gurur tablomuz. Yarış. İnanın o tabloları görünce ben yani başka bir şey görüyorum. Ya bence hayata bakalım. Hayat bir yarış, yani bir yarış tane ibaret değil. Doğru yarış var, yeri var, onun yeri var. Ama biz bunu aşılıyoruz çok erkenden ve insanlığımızdan çıkıyoruz. Daha çok robotik oluyoruz. Puan, ta 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 ta. Çalışkan, çok iyi. Peki insan mıyız? İnsan olabildik mi? Buna bakmamız gerekiyor. Bunlar çok etkiliyor. Yani bir İngilizceye bakış açımızı bunlar etkiliyor. Puan ve yüksek not bu okul X okulu çok başarılı. Çünkü iyi puan getiriyor. Puan. Hı-hı. A, B, C, D, E. Değil mi? A, B, C, D, E. Değil mi? X, Y, Z yok. Ya da yok yok. O da yok. Değil mi? Standartlaştırılmış testler. Dolayısıyla büyük bir baskı var. Ve burada kalite çok farklı. Hı? Yani ne kadar yarıştırırsak o kadar kalite düşüyor dedim. Evet. Bir tane Sınav diye bir film var. At yarışı. Yani çocukları film başında şey gösteriyor. Bir at yarışı öğrencilere. Gerçekten. Burada ne değerlendiriyoruz? Neye göre değerlendiriyoruz? Başarı nedir? Değil mi? Biz ne istiyoruz? Çocuk ne istiyor? Bunlara bakmamız gerekiyor. Şimdi İngilizce öğretmenine geleceğim. Biraz daha genişten anlatıyorum. İngilizce öğretmenine geleceğim. Ciddi bir baskı var. Ve burada yaptığı ölçme değerlendirme çok enteresan. Sonucu doğru. Koleje dahil bile baksanız sonucu doğru. Puan alsın, iyi puan alsın. Sonuçta bir para veriliyor. Bir efor var. Anne baba çok yoruluyor. Puan verelim. Ve başka bir hikaye oluyor burada. Dolayısıyla öğretmen burada İngilizce ile ilgili bir dönem içerisinde bir sınav ya iki sınav. Bir dönem dediğimiz 8 hafta desek bir sınav yapar. 16 haftada iki değerlendirme sadece var. İki değerlendirme sene boyunca.
Şimdi bu çok önemli. Dört tane değerlendireceksek İngilizceyi. Olmuyor. İngilizceyi sık sık değerlendirmemiz gerekiyor. Fakat doğrudan skora bağlamamamız gerekiyor. Yani nasıl sık sık değerlendirmemiz gerekiyor? Dört tane beceri varsa dört beceri üzerinde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu arada birkaç tane okul Türkiye'de, birkaç tane okula Türkiye'de danışmanlık yapmaktayım. 2008'den beri. Şunu çok sık görüyorum. İngilizce dört tane değerlendirme oluyor senede. Dört tane sadece. Tamam mı? Arada bazen quiz oluyor, bazen olmuyor. Niye? İşte Çanakkale günü. Yok işte 23 Nisan. 23 Nisan. 23 Nisan mı? 23 Nisan değil mi? 23. 23 Nisan. Yok işte anneler günü, babalar günü. İşte bu quiz'i yapmayalım. Dört tane değerlendirme yapılıyor genel olarak. Ve o değerlendirmeyi hadi bakalım. Dört tane değerlendirme ya. Değerlendirmenin içeriğine bakıyorum. Okuma var. Vocabulary, kelime. Gramer. Okuma. Kelime. Vocabulary. Gramer. Bunlar var. Okuma ana beceri. Kelime bir alt beceri. Tamam mı? Gramer bir alt beceri. Peki dinleme? Yok. Neden? Ya işte bazen ben sınıfta olmuyorum. Başka bir öğretmen gelebilir. Dinleme yapabilir mi ki? Bilmiyoruz. Dinleme yok. Peki konuşma? Yok. Ya biz 800 öğrencimiz var. Döndüremeyeceğiz bunu. Aman ben nasıl bunu işe yapacağım diyor. Peki writing? Yani biz zaten sınıfta vermiyoruz ki. Bırakın nasıl sınavda writing verelim. Evet. Bu böyle enteresan bir senaryo. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Bazı devlet okulları hatta bile daha iyi yapıyor. Bu söylediğim senaryo kolejlerden geliyor. Kolejlerden. Yani orada para veriliyor. İngilizce ile ilgili vaatler veriliyor. Ama hadi gelelim. Sene içerisinde dört tane ölçme değerlendirme veriyorsun. Ve sadece bir ana beceriden ve altında iki tane alt beceriler veriyorsun. Demek ki burada öğretmen tarafından ve okul tarafından İngilizceyi nasıl ölçeceğiz hakkında bir bilgimiz fazla yok. Burada böyle bir çağa geldik ki öğretmen, İngilizce öğretmeni, İngilizce ölçme değerlendirme ile ilgili gerçekten sağlam bir bilgiye sahip olması gerekiyor. Şöyle bir örnek vereceğim. Örneği yok bende bu arada. Yani gerçek örnek sunumda vesaire ama bir örneği şöyle bir şu kağıttan şöyle bir şey alacağım. Şunu görüyor musunuz? Çok küçük bir kağıt. Bunun yarısından çeyreğinden daha az bir şey. Tamam mı? Düşünün. Şu küçücük bir çip gibi bir şey. Ama aslında bir bilgisayar. Functional computer. Tam fonksiyonel bir bilgisayar. Çipten, ya çip gibi ama aslında bir bilgisayar. Ve hap içine konuluyor. Hastaya veriliyor. Hasta yutuyor. Kanla karışıyor. Hastanın vücudunda bir şey olduğu zaman sinyal veriyor doktora. Doktor telefon açıyor diyor ki hastaneye gelir misin? Çok önemli. Acil. O çipin işine bir tıkanma varsa kan içerisinde, kanda, damarda, kalpte herhangi bir şey varsa o akıllı çip sinyal veriyor doktora ve o hasta gidiyor ve tabii ki bakılıyor ve ona göre önceden bir ilaç verilir veya gerekirse ameliyat veriliyor. Bir olay ciddi bir kalp krizi geçirilmeden önce. Şimdi ben niye bunu anlattım? Dedim ya dört tane ölçme. Bunlar yetersiz. Sık sık bir ölçme değerlendirme vermemiz gerekiyor öğrencilerimize. Quiz'den olabilir, konuşma olabilir, yazma olabilir.
çeşitli çeşitli ölçme değerlendirmeler vermemiz gerekiyor ki ve sürece bakmamız gerekiyor. Sık sık yapacağız ki oradan topladığımız geri dönütlere bir finalle beraber ekleyip bir sonuca varabiliriz. Ama eğer 4 tane ölçme değerlendirme versek, öğrenci sadece bunun için çalışır. Bunun için çalışır. Ezberler. 100 alır. Dönem içerisinde sık sık yaptığımız zaman biz gerçekten öğrencinin var olan, yani İngilizcenin içeriği, ne kadar İngilizce var olduğunu onda öğrendiğimizde, bütün becerileri öğrendiğimizde bu şekilde ilerleyebiliriz. Eğer okumasında bir sıkıntı varsa, o zaman ben dersimde biraz okumayla ilgili bir odaklanmam gerekiyor. Dinleme ile ilgili bir ölçme değerlendirme yaptım. O zaman dinleme ile ilgili bir dersimde daha odaklanayım. Kitaptan mesela dinlemelere daha önem vereyim. Belki okumaları daha iyi. Belki kelime daha önemli. Dolayısıyla burada sürece yayarak sık sık ölçme değerlendirme gerekiyor ve tabii ki bu daha fazla bir efor ve bir iş gerektiriyor. Bunun için bazı öğretmenler buna yanaşmayabilir. Fakat sağlam bir dil ölçme değerlendirme burada okulun, velinin ve öğretmenin burada işbirliği olması gerekiyor. Bir veli için bu sık sık ölçme değerlendirmeler için destek, okula destek ve öğretmene son güven vermesi gerekiyor. Öğretmen bu veliden veya okuldan korkmamalı. Okul sisteme güvenmesi gerekiyor. Biz sadece güzel görünelim, veli önünde olmaması gerekiyor. Şeffafiyet. Öğretmen şöyle hissetsin, bu işi bana bırakıldı. Ben gerçekten bu çalışmaları yapacağım, yapabilirim. Güven verelim öğretmene. Öğretmen, İngilizce öğretmenimiz, Türkiye'deki Türk öğretmenimiz, İngilizce öğretenlere, İngilizce verelim, öğretsinler. Bu da kaçıncı noktamız oldu? Beşinci, evet. Beşinci noktamız. Son noktamıza geçiyoruz. Evet. Şuna geleceğim. Son nokta. Ekonomi. Eğitim için İngilizce eğitim için ve genel olarak ben Türkiye'deki eğitim için gelişmiş bir eğitim ekonomisi gerektiğini düşünüyorum. Yani eğitimi yüceltecek, yükseltecek ve sevdirecek, bezdirmeyecek bir ekonomi yaratmamız gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Eğitimi yüceltecek, yükseltecek ve sevdirecek, bezdirmeyecek bir ekonomi yaratmamız gerekiyor. Eğitim için ve İngilizce eğitimi için özellikle yaptığımız her şeyin şeffaf ve net olması. Öyle bir sistem olsun ki herkes geri dönütleri duysun. Biraz korkunç biliyorum. Ya öyle bir sistem olsun ki gerçekten herkes geri dönütleri duysun. Diyelim mesela biz ikimiz konuşuyorsak ilgili kişiler duysunlar bize. Şöyle düşünün, bir kişi hakkında ben ve sen konuşuyoruz. WhatsApp'tan yazışıyoruz ya da Instagram'dan mesajlaşıyoruz. Yazışıyoruz ya, rahat bir şekilde ikimiz dedikodu yapıyoruz. O dedikodu duyulsun. Duyulsun. Gün hakkında konuşuyorsak o insana gitmeli geri dönütler. Sadece gerçekleri duyma kapasitesine sahip olmamız gerekiyor. Bu çok zor bir şey. Ama inanıyorum ki biz öyle bir çağa giriyoruz ki şimdi farklı bir çağa giriyoruz. Yani doğru, Google var, Twitter var, Instagram var. Herkes ne yaptığını biliyoruz yani. Duyuluyoruz. Kontrol ediliyoruz. Takip ediliyoruz. Okey. Ama bunun arkasında bu yapılan kontroller, işte duyduk, gördük geçen 2 hafta önce. POTUS, President of United States of America, Donald Trump ne oldu? Twitter onu ne yaptı? Yasak durdurdu. Değil mi? Evet. Yani bilmiyorum. İster Trump'a katılın katılmayın. O beni ilgilendirmiyor. Bir şeyler anlatmak istiyor. Niye durduruyorsunuz? İnanıyorum ki böyle bir gerçekçi
medya platformu, yeni nesil medya platformları. Konuşmak isteyenler, sesini duyurmak isteyenler, öyle yeni medya platformları, formlar geliyor. Geliyor. Yani Twitter, Instagram veya Facebook bizi tutuyorsa bunun arkasında başka şeyler gelecek. Kısaca anlattığımız her şey duyulması gerekiyor. Birbirimize öğretmemiz gerekiyor. Vazgeçmek diye bir şey yok. Yani eğer bir şey olmuyorsa, diyelim ben İngilizce öğrenmiyorsam, ben şöyleyim, ben öğrenemiyorum, ben mükemmeliyetçiyim vesaire. O şekilde yaklaşmamamız gerekiyor. Kendime biraz izin vermem gerekiyor. Baskı altına, kendimi baskı altına sıkıştırmamam gerekiyor. Ve sadece gerçekleri duyma kabasına sahip olmamız gerekiyor. Sürdürülebilir, bütüncül ve hesap verebilir bir gelişmiş eğitim ekonomisini sağlamamız gerekiyor. O günler gelecek. Ben öyle bakıyorum, öyle inanıyorum. Çünkü artık her şeyi duyuyoruz Elmira, değil mi? Kimin hakkında bakmak, duymak istiyorsak bulabiliyoruz. Tavsiyelerim şunlar. Öğretmen, makale, İngilizce öğretmenimiz. Makale, kitap okusun. Biliyorum kitaplar pahalı ama paylaşılan çok bloglar var. Çok platformlar var. Oradan okuyalım. YouTube var. YouTube'tan bakalım. Ne yöntemler var? Ben kendimi nasıl geliştirebilirim? Ben bu öğrenciler için kendi hayatlarını, ışık saçmaları için ne yapmamam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Derdimiz o olsun. Okul öğretmenlere sahip çıksın. Okul İngilizce öğretmenlerine sahip çıksın. Okul İngilizce öğretmenlerine yönlendirsin, yatırım yapsın, korkmasın kaçacak diye. Ben şimdi yatıracağım şu kadar, kaçacak. Yani öyle bir şey, katkın toplumu olsun o zaman diyelim. Yani sen eğer bir insana bir iyilik vereceksen niye korkuyorsun ki? Gidecekse gitsin. Başka katkı, yani sen o verdiğin katkıyı, o yatırımı başka okula versin, kendi hayatına versin. Belki sağlam bir aile yapar. Yani neden korkalım ki o kadar? Veli için diyorum. Biraz daha ben çocuğum İngilizce ile ilgili ne istediğimi bilmem gerekiyor. Bilmesi lazım. Veli iyi bir anne, baba olsun. İyi bir örnek olmak için çaba versin, vazgeçmesin. Kendi ilişkisinden, kendi hayatından, her şey için çaba versin. Örnek olsun çocuk için. Örnek olsun diğer çocuklar için. Enerjisi o çocuğun o gönderdiği okula da o enerji oraya gitsin. Açsın herkese. Sevgiyle dolu. Sistemle bir bütün olalım. Sistemle beraber dahil olalım. Sistem gelişmiş bir eğitim ekonomisi yaratsın. Biz yaratalım. Sistemi beraber oluşturalım. Ve altın çağa doğru ilerleyelim. Evet. Çok güzel özetlediniz konuşmamızı. Sağ olun. Size aslında soracak pek bir sorum kalmadı. Öyle mi? Evet. Size soracağım son iki soru var. Okul Çocuklar Derneği ile bağlantınız nasıl oluştu? Ali Murat Hoca ile nasıl bir arkadaşlık? Oo. Ali Murat. Ali Murat çok değerli bir arkadaşım. Çok değerli bir beyefendi. Çok sevdiğim bir dostum gerçekten. Ali Murat bir sahici bir lider. Sahici. Ali Murat vizyoner. Tamam mı? Vizyoner. Ali Murat'la biz sene 2000 başlattığım, doktora başlattığım senede bir özel okulda tanışmıştık. Ve hazır bulunuşluk vardı. Öğretmenler için hiç unutmuyorum girmişti. Böyle karılı kırmızı bir gömleği vardı. Hatta hiç unutmuyorum.
Oturuyorduk işte öğretmenler işte etkinlikler yapıyorduk. Ve öğretmenler Ali Murat bir aynı zamanda drama hocası. Ben de drama şeyi yaptım. Sertifikasyonu var bende okumuştum. Bize drama yaptırmıştı. İşte ağaç olduk böyle sallandık bir şeyler yaptık. Ali Murat bir sahne alışı vardı Ali Murat harikaydı. O sene içerisinde İngilizce ben o okulda İngilizce drama kulübü açmıştım bir arkadaşımla beraber. Ve bütün sınıflardan İngilizce öğrencisini aldık. Yani aşağı yukarı 60 tane öğrencimiz vardı drama için. Drama kulübümüz vardı o okulda. Sonra iki tane oyun çıkartmıştık o senede. Pops, Bir dakika. Perpens yanlış mı Adı neydi? yapmışsınız? Nasıl? SpongeBob Perpens'in Ha. SpongeBob yaptığımız SpongeBob. o sene mi? Ha. Yok yok o sene değildi. Bir tanesi Michael Jackson Tribute vardı. Michael Jackson. Ben o zamanlar Michael Jackson hayranıydım. Ve o bir zamanlar gençken dans ederdim böyle. Moonwalk falan yapardım. Michael Jackson oyunu yazdım ve yaptık. Ali Murat'tan destekler almıştık. En büyük aldığımız destek başka bir oyun. Shakespeare'in Tempest, Kasırga oyunu. Öğrenciler bir şeyler anlatıyor mu yapmıyorlardı. Sonra Ali Murat ne olur gelir misin? Bir şunu anlatmak için işte kasırga gülüyor. Bir şeyler yapalım. Ali Murat geldi. Anlattım. Ali Murat hemen bir yaptı. Magic work. Onun bir böyle sihirli dokunuşları vardı. Bir yaptı. Öğrenciler böyle döndü. Gerçekten harikaydı. Oradan destekler oluyordu. Ve sonra beraber o okuldan başka bir okula geçtik beraber. Okulun Ankara'da ilk senesiydi. Ve Ali Murat'la beraber biz o okulu kadro, ekip, kurucu bir ekiptik. Beraber çalıştık haşır neşir. Ali Murat o okulda okulun koçuydu. Yani bütün etkinlikler, bütün çalışmalar Ali Murat sorumluydu ve o senede They Don't Care About Us diye gösteri yaptık. Sahneye çıktık. Ben Michael Jackson dans ettim. YouTube'da var bu arada. Ali Murat drum tutuyordu. Şu They Don't Care About Us. I wanna see that they don't care about us filan şeklinde Ali Murat'la sahneye çıktık. Şimdi tekrar karşılaşıyoruz. Dernek başkanı, okuyacak çocuklar. Çok etkin. Ali Murat'ın. Bu arada Ali Murat Hoca'nın yeni kitabı Atam Sana Aitiz. Çok tavsiye ediyorum. Çıkmış, okudum ve çok etkilendim. Kesinlikle, kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Atam sana aitiz. Tekrar söylüyorum, Atam sana aitiz. Ali Murat Karabağ. Mutlaka o kitabı okuyun. Tavsiye ederim. Aslında yayında göstermek istiyordum ben ama maalesef kargo şirketiyle alakalı bir sıkıntı olduğu için Evet. ilerleyen yayınlarda umarım gösterilir. Evet. Olur tabii ki. Çok sevdiğim bir beyefendi ve çok sevindim ki harika işler yapıyorsunuz. Instagram Live üzerinden Okuyacak Çocuklar Derneği. Katkıları büyük. Ali Murat yani Türkiye'ye 30 bin kitap 30 bin kitap Ali Murat ekibiyle beraber dağıtmış. Tablet, bilgisayar, printer okullara dağıttı. Öğrencilere yani bu müthiş bir şey. Ali Murat'la sık sık konuşuyoruz işte son günler özellikle. Yani dedim biz insanlar ya biz insanız ya. Yani sanki hayat bizi robotlaştırıyor. Ya da aslında biz bir robot canlı bir robot yani hareket ediyoruz işte bir robot gibi bir işte gidiyorsun kalkıyorsun yemek yiyorsun duş alıyorsun. İşe gidiyorsun, para kazanıyorsun, giriyorsun, bilmem ne, alıyorsun, seviliyorsun vesaire. Ama o kadar şey oldu ki, monotonlaştı ki, sanki sevgi azaldı bizde. Ya da sanki sevgi yok sanki. Ali Murat'ın bu yaptığı şey, bu müthiş ya. Siz bir düşünebilir misiniz? 30 bin kitap. 30 bin kitap. 100 değil, 1000 değil, 30 bin. 30 bin kitap. Kendisi aracıyla kendi emeğiyle dağıtmıştır.
Bu çok büyük ve müthiş bir katkı. Yani bir şey söyleyeyim ben size. Eğer hayatta mesut ve mutlu olmak istiyorsanız katkınız olsun her zaman. Katkınız olsun her zaman. Bu arada benim katkım da var İngilizce camiasına. Katkım şu. concordhomework.co.uk concordhomework.co.uk. Burada İngilizce öğretmenleri bütün dünyada, bu arada yeni, şimdiye kadar worksheet'ler var. Çalışma kağıtları var. Bir 50 tane falan yükledim. Amacım işte bir sene içerisinde 550 yazmıştım bir yere. Evet, 550. 550'den bir sonraki sene 10 işte 1000, 1500, 2000 çalışma kağıdı. Neden? Bir katkımız olsun İngilizce öğretmenlerine. Katkımız olsun ki İngilizce öğretmenleri için bir kolaylaştıralım. Tabii ki yine de araştırsın. Tabii ki, tabii ki, tabii ki yapsın. Ama belki bu çalışma kağıtlarıyla renkli renkli çok güzel bir şekilde öğrencinin belki kalbine dokunur. Belki çocuğun kafasında bir ampul yanar ve İngilizceyi sever Türkiye'de ve Türkiye'mizi böyle beraber böyle havalara kaldıralım. Çok teşekkür ederim bu güzel konuşmanız için. Rica Sorular ederim. Ben size teşekkür ederim. varsa sorularını sorabilir. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba o sırada yazmalarını beklerken? Tabii ki. Yani bu arada katkıya geldik. İşte bu concordhomework.co.uk'de işte bu arada hiçbir şey, yani sadece abonelik gerekiyor öğretmenlerimiz için. Sürekli bir şeyler, yani şimdi bu aralar durdum biraz yoğunluğumdan, ama oraya çalışma kağıtları yükleyeceğim. Zaten Instagram'da ileride biraz daha etkin yapacağım, ama zamanı var. Çünkü tek başına olduğun zaman aslında yanımda bir iki tane yardımcım var, ama çok yavaşız gerçekten. Momentum kazanmamız gerekiyor. Çalışma kağıtları olacak. Gramerle ilgili bütün açıklamalar var. Deyimler olacak. Makaleler olacak. Benim düşüncelerim, videolarım var. Bu arada YouTube'da Henry Fuddle girerseniz orada İngilizce İngilizce'de işte İngilizce ile ilgili yaptığım işte drama, ondan sonra oyunlar vesaire görebilirsiniz. Kaynak olarak ilham için görebilirsiniz. O şekilde. Onun dışında var mı soru? Yok. Soru gelmedi. Size çok Soru güzel gelmedi. geliyor. Herkes iltifat ediyor size şu an. Evet. Olabilir. Olabilir. Güzel. Güzel. Ben aslında çok sevindim gerçekten. Ali Murat bu 2 hafta önce bana söylediğinde, bir izimle işte canlı Instagram yayını yapabilir misin dediğinde, gerçekten sevindim. Öyle bir şey. Ne yapıyorsunuz gerçekten? Sonra baktım ki müthiş bir şekilde aktif. Müthiş bir şekilde ileri ve aktif. Sonra yavaş yavaş izlemeye başladım. Önceden de izlemiştim tabii ki. Fakat o kadar böyle aktif olduğunu hiç düşünmedim. Çok güzel. Emeğinize sağlık gerçekten. Elinize sağlık. Evet. Galiba soru gelmeyecek. Teşekkür Evet, ederim. soru gelmeyebilir. Önemli değil, önemli değil. İleride belki bir şeyimiz daha olabilir, bir görüşmemiz olabilir. Çok teşekkür ederim beni çağırdığınız için Teşekkür ederim. bugünlük. Çok sağ ol, emeğinize sağlık. Başarılar, sonsuz sevgiler ve başarılar diliyorum. Teşekkür ederim hocam bu güzel sohbet için ve Ali Murat Hoca'ya bu yayın için tekrar teşekkür ederim. İyi. Teşekkürler Ayumurat. Çok sağ ol. Sağ olun. Görüşmek üzere.